Merhaba ve hoş geldiniz. Nurcu Sefçi hazır mısınız arkadaşlar? Bugün böyle bir fotoğraf albümü yapacağız. Harika. Deri kumaşı kullandık. Her şeyi kendimiz yaptık arkadaşlar. Bunu fotoğraf albümü veya bir not defteri olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten harika bir şeyler yazabilirsiniz, fotoğraf koyabilirsiniz. Nasıl isterseniz tabii ki arkadaşlarınızı da verebilirsiniz hediye olarak. Böyle desenli kartonları veya mukavvayı kullandık. Buraya işte mesela bir şeyler yazabilirsiniz, not tutabilirsiniz. Gerçekten süper olmuş. Ve bunu nasıl yapacağımızı bizim arkadaşımız bugün size gösterecek ve neler lazım olacak onu da hemen size göstersin. Evet, bayağı bir malzemeler gerekiyor arkadaşlar. 12 sayfa desenli karton aldık veya mukavvayı 15 ve 15 santimetre büyüklüğünde. Bunları böyle hazır aldık. İki tane karton da aldık. Daha doğrusu büyük kartonu aldık ve bunları kestik. Bunlar da 15 ve 15 santimetre. İki tane. 14 tane perçin de lazım olacak. Böyle altın renginde. Belki de mi gördünüz. Ve böyle bir perçin kerpeteni ve delik kerpeteni de lazım olacak. Başka? Bir makas. İp de lazım olacak. Böyle deri ipleri. Yani deri iplik. Başka? Büyük bir parça deri. Böyle kahverengi. Tabii ki başka da olur. Nasıl isterseniz. Tutkal, cetvel ve bir kalem. Tamam, başlayabiliriz arkadaşlar. Bizim arkadaşımız size göstersin. Burada işte kartonlar. İki tane cetveli alıyoruz. Şimdi buraya birkaç şeyler yapacağız. İyicene bakın arkadaşlar. 1 santimetrede 3, 5, ondan sonra arkadan başlıyoruz. Yine 1 santimetre, yani 14'te, 12'de ve 10'da. Oraya işte çizgileri yaptık. Şimdi burada da 1 santimetrede yapıyoruz. Burada da aynısını. Tamam. Şimdi buradan buraya bir çizgi yapıyoruz. Büyük bir çizgi. Uzun bir çizgi yani. Şimdi her zaman gördüğünüz gibi. Çizgileri uzatıyoruz. Sanırsam oraya perçinleri bastıracağız. 6 tane delik yapacağız buraya şimdi ilk önce. Aynı buraya. Her zaman işareti zaten koyduk. Bütün kartonlarda yapıyoruz şimdi. Yani bütün desenli kartonlarda da yapıyoruz. İlk önce şimdi burada başlıyoruz. İlk önce böyle delik kerpeteni alıyoruz ve delikleri yapıyoruz. Dediğimiz gibi bütün kartonlarda yapıyoruz. Bütün sayfalarda. Şimdi bunlarla devam ediyoruz. Yani iki tane kartonlarla. Kağıt gibi duruyor işte. Gördüğünüz gibi. Altında da derisi var. Kestik. Aynı bu şekilde. Tutkalı alıyoruz. Aynı bu şekilde işte. Tutkalı sürüyoruz şimdi. Bayağı bir kullanın arkadaşlar. İyicene yapışması lazım. Tamam. Burada da aynısını yapıyoruz. Bunlar kurudu şimdi. Daha doğrusu kuruyor.
yine delik kerpetini alıyoruz ve yine de bastırıyoruz ve delikleri yapıyoruz. Şimdi deride, yani deri kumaşında da delikler lazım tabii ki. Çünkü ipler oradan geçecek. Kesiyoruz. Aynı bu şekilde. Aynı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı böyle kesiyoruz. Ondan sonra yine tutkalı alıyoruz. Hani biraz zor oluyor arkadaşlar. İyicene bakın yani. Ve ondan sonra iki tane sayfa yapmış oluyoruz. Bizim fotoğraf albümü veya not defteri işte. Bundan işte biraz bastırıyoruz. Yapışsın diye. Bütün taraflarda yapıyoruz işte şimdi. Deliklerin üzerine yaptık şimdi. Az sonra da yine tabii ki sanırsam delikler lazım olacak. Yani delik kerpeteni. İlk önce bunu yapalım. Şimdi bunlar iyice ne bu kurusun arkadaşlar. Ondan sonra devam ediyoruz. Delikler de hazır burada. Gördüğünüz gibi ama burada daha hazır değil. Orada da yine yapmamız lazım. Tamam. Onu da yaptık. İlk sayfalarımız hazır. İlk ve son sayfamız. Ve ondan sonra perçinleri bastırıyoruz. Görüyorsunuz. Bir sayfaya 6 tane lazım olacak. Ve ondan sonra perçin kerpetenle beraber bastırıyoruz. Ve orayı bitiriyoruz ama ilk önce perçinleri koyuyoruz. Daha doğrusu içine bastırıyoruz ve ondan sonra aynı dediğimiz gibi işte perçin kerpeteni alıyoruz ve bastırıyoruz. Daha doğrusu arkadaşımız bastırıyor. Biraz zor oluyor gördüğünüz gibi. Bayağı bir güç lazım. Evet, böyle oluyor. Gördüğünüz gibi bunları bitirdik. Çok süper duruyor. Biraz zor oluyor ama bununla beraber. Ama yine de yapabildik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu 12 sayfayı da koyacağız tabii ki bu albümün içine. Böyle olacak. Şimdi bu iplerle beraber her zaman gördüğünüz gibi sayfayı sayfaya birleştiriyoruz. Zaten delikleri yaptık başta. Ondan sonra aynı bu şekilde yapıyoruz. Düğüm yapıyoruz ondan sonra tabii ki. Ama biraz serbest kalsın. Çünkü kitap olacak, yani kitap gibi, albüm gibi işte. Kalemi arıyor. Kalemi alıyoruz veya böyle bir şey alıyoruz mesela. Her zaman aynı olsun diye. Ve bizim buraya bir düğüm yapıyoruz. Aynı bu şekilde. Evet. Burayı çıkartıyoruz yine. Tamam. Şimdi tabii ki bir 5 tane daha yapacağız. Ondan sonra bizim fotoğraf albümü neredeyse bitmiş oluyor arkadaşlar. Burada işte kesiyoruz. Her zaman bunları kesin. Hani kalan ipleri. Ondan sonra yapıyoruz. Bizim arkadaşımız onu halletsin.
son ipteyiz. Biraz uzun kaldı değil mi burası? Evet. Çıkartıyoruz aynı bu şekilde. İki tane perçin de kaldı. Şimdi bizim arkadaşımız ne yapacak arkadaşlar? Kerpeten alıyoruz. Evet, buraya bakın. Uçlarına takıyor. Gerçekten çok tatlı. Evet ve bizim fotoğraf albümü bitmiş oluyor veya not defteri nasıl isterseniz ve ikisi gerçekten çok tatlı duruyor değil mi? Bunları tabii ki arkadaşınıza verebilirsiniz. Gerçekten harika, çok tatlı. Böyle bir renk kullandık işte, böyle bir renk yaptık. Bu ipleri her zaman biraz çekiyoruz. Ve yine birleştiriyoruz. Evet, süper arkadaşlar. Çok tatlı oldu bence. Deri kullandım. Tabii ki başka renk de kullanabilirsiniz. Başka varsa. Bunları sanırsam marketlerde bulabilirsiniz. Böyle kumaşları. Hadi şimdi kendiniz deneyin. Kendiniz yapın. Tabii ki yorum da bırakın arkadaşlar. Siz kendiniz hiç fotoğraf albümü yaptınız mı? Yapmadıysanız şimdi yapın arkadaşlar. Harika bir fikir bence. Ve her zamanki gibi başka bir şey görmek isterseniz bize lütfen ama lütfen haber verin. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar.